Baba anlatsam sana var ya, Allah programa sığmaz yani. Dedim ya Allah'ım ya, benim daha bir dakikam vardı, beni erken aldınız buraya. Evet kaybettik ama önümüze herkes önüne bakıyor abi. Oradan biz Almanya'ya bir dere gibi bir yerden yüzerek geçtik karşıya. Kaçak. Bayağı kaçak göçmen abi. Gibi. Bana kim yazdırdı o kitabı biliyor musun? Kim? Sunay Akın. Bak mesleğini elinden alacağım birader. Abi sen saygı duyar önünde eliklerim. Hakan ya. İsmim Yılmaz birader. Pardon onu karıştırdım abi. Bir beni tahrik et. Tabii. Şu içim oynasın bir yani. Peki Yılmaz abi sen nasıl tahrik ediyordun futbolcuları? Lan Osman bir gün ben bu Fenerbahçe'nin hocası olup oradan sana böyle yapacağım falan derdim. Oraya gelip de Osman'a böyle yapamadık hala. Lütfen kardeşime abone olun. Teşekkür. Garip de çocuk yeni başladı. Allah razı olsun. Çabuk çabuk arttıralım yani. Sağ ol. Yani. Hadi güzel. Allah hadi. Razı olsun. Mekanın sahibine geldik de muhteşem bir konukla bir aradayız. Ben çok heyecanlıyım çünkü Yılmaz abiyle sohbet edebilmenin keyfini şu anda hasretle bekliyorum. Dolayısıyla seni tanımak, seni anlamak, seni anlatmayı çok istiyorum. Biz çok seviyoruz. Bence her takımın taraftarı seni çok seviyor. Onun için müthiş bir güler yüzünle, neşenle, enerjinle harikalar yaratan. Ben Karadeniz'in sonunda Adapazarı'nda oturuyorum. Sen de daha başlarında. Biz de en başında. Hangisi desek sana? Samsun mu, Ordu mu, Adana mı? Hangisi? Oraya kadar. Bütün Doğu Karadeniz'de büyüdüm. Bütün yerleri yani. Peki senin çocukluğuna geldiğimizde Yılmaz abi Sakarya'da doğdun. Orada doğdum. Doğdun. Çocukluğun orada geçti. Her şey. Peki ilkokuldaki Yılmaz ne yapıyordu? Nasıl bir çocuktu? İlkokuldaki Yılmaz ne yapıyordu? Şimdi biz tabii çok nasıl söylesem öyle mütasip bir ortamda büyüdük. Yani Adapazarı biraz tutucudur bu konuda. Ondan sonra bizim okulumuzun müdürü de bizi mesela din derslerinde camiye götürürdü falan. Ben onun sayesinde bir sürü duaları öğrendim. Sonradan lazım oluyor tabii. Tabii ki. Mesela son hastalığımda o dualar çok işime yaradı yani. Allah kabul etsin Mızar. Çok yaradı. Evet, Müslümansak bilmemiz lazım. Mütasip çevrelerde büyüyordunuz. Bir mahallemiz vardı. 1960 senesi tam o zaman idamın olduğu dönemler. Hmm. Orada Emniyet Müdürlüğü bizim Hacı Numan amca vardı. Onun evini Emniyet Müdürlüğü yaptılar. Adamın evi ne kadar büyükmüş. Vay sonradan ben düşünüyorum. Kaç tane odası varsa. O mahallenin en zenginiydi. Adapazarı'nın zenginlerinden. O zaman mesela maddenin ne olduğunu orada anladım ben. Onu nasıl kullanmak gerektiğini. Adamın çocukları biz ne giyersek onu giyer. Bizim giydiğimizden daha fazla şey giymezlerdi. Ama çok zengin. Ve adam evinde ne pişiyorsa dağıtırdı. Yani kimse servet düşmanı değildi bizim mahallede. Vay. Ve Hacı Numan amcayı o kadar severlerdi ki o da kimseyi ezmezdi. Şimdi görüyorsun yani. Tabii parayı ki. Bulan hemen Rolex, Ferrari. Çok güzel. Seni bir... benim bir şeyim var diye üstüne çıkmaya çalışıyor. Çok güzel bir çocukluk geçirmişsin demek ki o zaman. Herkesinden arkadaşın olmuş. Çok mutlu bir çocukluk geçirmiş. O zamanlar futbol peki ilişkin nasıldı? Bizim, veya futbol harici başka bir şey var mı? Benim halamın oğlu vardı Erdoğan. Hasta bir Fenerbahçeliydi. Eskiden evler tabii bir kat. Fenerbahçe gol attı mı camdan aşağı atıyordu. Bir şey olmuyor kuruna zaten. Tabii. Yani aşağısı toprak. O bizi rahatsız hale getirdi. Küçük Fener diye bir takım kurdu. Fenerbahçe Küçük diye Fener diye. Küçük Fener diye. Küçük Fener'in ilk formasını yapacağız. O zaman tabii para yok, bir şey yok. Forma nasıl yapacağız? Bizim mobilyacı bir arkadaşımız vardı. Babası mobilyacı. O koltuk kumaşlarını indiregendi. Geldik ondan forma diktik. Ama getirdiği koltuk kumaşlar... Koltuk kumaşından. Koltuk kumaşı ketendi. Ve biz formaları giydik. Bir terledik baba. Ben boğuluyordum formanın içinde. Zor kurtardılar beni. İlk forma deneyimi bu yani. Musun? O bir insanın terini... Abi yapıştı yani... mı çıkmıyor. Tabii canım. Ben üç kişi zor çıkardık. Az daha gittim ben. Nasıldı şekli falan mesela? Ya işte... Desenini falan hatırlıyor musun? Küçük olduğu için sarı lacivertti. Sarı lacivert yaptı ama tabii. Kalın yarı, kumaş. Yarısı sarı. Ha, parçalı yarısı. Böyle. Tabii canım. Ama işte tabii köten bir yapış abicim. Terlen böyle. Sırf ben diye takım olarak rahmetli oluyorduk abi. Formayı zor. Diğer takım çok terlememiş ama siz çok terlemişsiniz çok, falan. Çok boşmuşsunuz yani, gibi yani. Evet, boş boş koşuyorduk demek biz. Peki futbolla öyle tanıştınız. Futbolla Erdoğan abi, mesela... halamın oğlu tarafından futbola tanıştırıldık. Duhul ettiniz. Peki o zaman hangi mevkide oynuyordunuz? Ben hep orta saha oynadım. Hep orta saha. Çünkü ben ilişki kurmayı seviyorum. Savunma ile hücum arasında mesela. Hmm, ilişki İkisinin arasında ilişkiyi kuran yerdir orta saha. Hep bir idare İngilizlerin etme. İngilizlerin küçükken bir lafını okumuştum. Beni çok etkilemişti o. Orta sahanın ne olduğunu söyle, ben sana takımının ne olduğunu söyleyeyim derler.
Aslında orta saha hayatta da nasıl İşi organize eden, iki tarafı birleştiren, öyle bir insan olmak için yola çıkmışsınız aslında. Hücuma katılan, savunmaya katılan, yani çok yönlülüğün bir simgesi galiba orta saha. Siz zaten. Peki bu süreçte ortaokul, lise bir eğitim sistemi başladı. O zamanlar futbol hep yanda vardı. Çünkü zaten Sakarya bu konuda, ben de Karadeniz'de büyümüş olduğum için hep böyle o yağmurda top oynamak, bir küçük toprak parçası bulduğumuzda orada bir saha kurmak falan hep yaptığımız bir şeydi. Ama o süreçte başka bir şey var mıydı kafanda Yılmaz abi? Yani işte ben öğretmen olayım, doktor olayım, maççı olayım. Yani ben çocukken 3 tane meslek mesela hep benim kendi özgürlüğümü kullanabileceğim. Öyle belli bir mesai saatinde işte mesela 8'de gittim, 5.30'da çıktım. Hiç bana uymaz. Veya başımda biri var bana emir verecek. Veya veriyorlar. Hiç olmaz. Yani kendi yaptıklarımla bir şey olacaksa balayım. Kendim, buna kararı ne zaman verdin abi? Bunu şimdi ben okula mesela sürekli aynı saatte gidip gelirken Türkiye'de yani hemen hemen anaokullarına kadar söyleşici yapmaya çağırıyorlar. Belki 200'e yakın üniversite var, belki fazladır. 100 küsürüne gitmişimdir yani. İşte Doğu Beyazıt'tan tut, Ağrı'ya tut, her tarafa çağırıyorlar sağ olsunlar. Ve orada çocuklara söylediğim şey, önce kendinizi iyi bir analiz edin. Evet. Ben neyim? Benim ruhsal yapım ne? Ben ne yapabilirsem mutlu olurum. Bravo. Diye bir analiz edin. Sakın analiz babanız size diyorsa ki işte hep aileler bunu çocuklarla yapsın, iyi para kazanacakları bir meslek bulmaya çalışırlar. Yani yaşamın her tarafının bir ekonomi olduğunu düşünürler. Aslında size mutlu olmanın yolunu öğretseler zaten ekonomi gelir. O zaman gelir. Bravo. Dolayısıyla ben de dedim ulan ben neyim? Benim psikolojim de. Ben ne, nasıl yani şeyde muvaffak olurum? O zaman tabii 16 yaşında ben Sakaryaspor altyapısında lisanslı oyuncu oldum. Sonrasında dedim ulan ben antrenör olayım ya. Futbolculuk yaparken tabii, antrenör tabii, olayım dedim. Tabii. Antrenör olayım dedim ve Tekirdağ Spor'daydım. Allah rahmet eylesin, sen iyi tanırsın. Selahattin Torkal, Fenerbahçeli. Evet. Tam taraf Selahattin. Evet. Selahattin hocamız da Tekirdağ Spor'da. Ben Sivas Spor'da profesyonel oldum. Sonra oraya Tekirdağ Spor'a gittim. Ve üniversite sınavlarına da bu ara giriyoruz. Giriyorsun, okuyorsunuz. Derken kazanamıyoruz. Derken o dönemde Gazi Eğitim Spor Bölümünü kazandık. Dediler ki şu tarihte gelin sınav alacağız sizi. Kabiliyet sınavı işte koşturuyorlar, zıplattırıyorlar. Oradan aldığın puana göre gireceksin. Evet. Sporu sonra, artık hayatına tabii işlemişsin tabii yani. Ben bu yolda gideceğine karar vermişsin. Ben dedim yani bilinçli olarak bir antrenörlük mesleğinde nasıl bilimlerde destek veriyor, nasıl olacaksa onları da öğrenelim. Fakat geldim dediler ki 2 puan yükselttik, senin puanın tutmuyor. Hayda. Ben de amcam benim orada Tapu Kadastro Meslek Lisesi var Ankara'da, Maltepe'de. Onun müdürü, gittim ona amca dedim kusura bakma yeğenin yine serseri kaldı. Ben dönüyorum Tekirdağ'a. Ya evlat falan derken bir sakallı bir çocuk geldi, şeye girdi, odaya girdi. Hocam benim çıkışımı verir misiniz okuldan? Ben dedi spor akademisine kaydolacağım dedi. Bir dakika birader, spor akademisi var mı Türkiye'de dedi. Böyle bir akademi mi var dedi yani? Var dedi, bu sene açıldı dedi. Yapma ya, nerede? 19 Mayıs stadının içinde. Oradaki yerleri akademi yapmışlar o zaman. Oydu, peki ne zaman bitiyor bu? Vallahi 5.30'da bitiyor dedi. Ne? Bindim bir taksiye. Stadın içine geldim. O an karar verdim. Stadın içindeyim, okulu bulamıyorum. Orada bir havuz var. Beden terbiyesi havuzu. Dediler ki bunun içinde kayıt yapıyorlar. Gittik dediler ki 54 doğumları alıyoruz biz en son. Ben 53'lüyüm, ne olacak şimdi? Ben kıvranırken tesadüfen orada biz Düzce Spor'da top oynarken orada Çilimli diye bir takımda. O takım arkadaşımın abisi oranın müdürüymüş meğer. Bak hayat hep tesadüf. Tesadüf. Dedi ki getir Yılmaz dedi, kaydedelim seni ya. Allah. Ya şimdi geriye dönüp benim kaydımı silemezler galiba. Geçti artık. Artık ne? Böyle gibi. Ama ne yani. Tesadüf değil mi? Böyle, sakallının o an oraya girmesi. Benim hayatımda çok tesadüfler çok ya. Ve öyle spor akademisi başladı. Ben çocuklarıma diyorum ki hep sokakta olun. Evet. Orada hayat. Hayat orada. Tesadüf orada. Çünkü bir insanı bir insan bir yere getiriyor. Aynen öyle canım. Vallahi. Onun için insan biriktirmek, yani karşılaştık, o tesadüf. Bir de şu var ama şimdi o sakallı abi geldiğinde sen onu dinlemek yerine, algın açık olmasaydı, dinlemek yerine aman şimdi bu ne anlatacak deyip sen başka bir şey yapsaydın Yılmaz abi, o adamı duymayacaktın yani. İş kolay değil ki. Veya sonra o stada gittiğinde ustadın orada etrafın gözün açık, kim bu, kim bu, bu kim diye bakmasaydın Düzce tabii sporlu arkadaşının abisini görmeyecektin. Mesela. Yani. Açık olmak böyle ama bir şey abi işte. Okula kaydolmuşum. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Allah rahmet eylesin, Başbakan Sadi Yırmak.
geldiler, dediler ki işte bu çocuklar Türkiye'nin sporunu kurtaracak bilmem ne. Yaşar Doğu spor salonu var orada. Evet. Oraya bir temel attılar. Düşünebiliyor musun? Ben okulu bitirdim, temel hala duruyordu. Biz o temeli söküp meclisin önüne koymuştuk. Dedik ya sizin açacağınız okula bak. Ben ne olacağım? Okul bitti, ne olacağımı bilmiyorum. Ya bizim Türkiye var ya. Sonra peki. Müthiş bir yer ya. Sonra okul bitti. Okul bitti. Ben pek iyi dereceyle Ankara Spor Akademisi'ni bitirdim. Çünkü neden? Çok aslında ortaokul, lisede pek iyi derecen yoktu. Neden yok. Spor okulunda bu çünkü kadar başarılı? Çünkü ben severek yaptım. Ben ortaokul, lisede de kala kala gidiyordum. Evet yani. Onu diyorum. Çok tembel bir öğrenciydim. Üniversiteye girince dedim ki Yılmaz ne olduysa bana bu senin mesleğin olacak. Burada ne öğrendiysen öğrendin. Öyle bir ciddiyet geldi yani. Evet. Bir de sevdiğim bir iş yapıyordun. Evet, evet. Ve bizim ben tabii Tekirdağ'dan Hacettepe takımına transfer oldum. O da 19 Mayıs'ın içindeydi bizim soyunduğumuz yerler falan da. Evet, evet. Yani okul burası, takım orasıydı ve bizim tesadüfen futbol derslerine gelen Allah rahmet eylesin Supi Varel diye bir hocamız vardı. O da Pazarlıydı galiba. Rizeli. Hocamız antrenör olmamda büyük katkısı var. Allah razı olsun ondan. Hem Hacettepe'nin de hocasıydı. Tabii işimiz kolay oldu antrenman falan filan derken okul bitti ve Supi Varar İzmir Spor'a antrenör oldu. Ve o kadar şey arasından, öğrenci arasından Yılmaz dedi seni kendime yardımcı yapmak istiyorum dedi. Siz teklif etmediniz o teklif. Yok o. Wow. Ben de Antalya Spor'a transfer oluyorum. Topçu olarak. Gittim Ankara'ya döndüm. Lisansımı alıp götüreceğim. Supi Hoca o zaman cep telefonu nerede? Normal telefon. Kız kardeşi gelen sekreterlikte. Abi dedi neredesin abi? Abim seni arıyor dedi falan filan. Nerede? İzmir'de. Ver telefonu. Alo. Hocam hayırdır? Yılmaz çabuk atla gel. Hocam ben Antalya'ya gidiyorum. Ya gel buradan gidersin. Gittik İzmir'e. Baba bizi ilk birkaç gün futbolcu diye sahaya antrenman yaparak çıktık. Sonra dedi ki Yılmaz seni ben antrenör yapmak istiyorum. Dedim yapma 26 yaşındayım ne antrenörü. Evet 26 yaşındayım. Takımdaki oyuncular o zaman Allah'tan hepsi gençtir yani. 26 yaşında adam yoktu İzmir Spor Takımı'nda. Neyse antrenörle böyle başladık yani. Vay canına ya. Tesadüfler. Ve o inandı. Sonra oradan da o asistanlıkla bu sefer antrenörlük okumaya başladım tabii antrenörlük ki. Antrenörlük işte bitmişti. Yurt dışına o, falan. Okul bitmişti derken benim müzisyen bir arkadaşım var. Ankara'da o zaman senin tevellüt yeter ama ya. Feyman diye bir gece kulübü var. Ankara'nın gece kulüplerini bilmiyorum. Bak Feyman. Meşhur Ankara'nın. İşte bir İran en Feyman yok muydu? Ha biliyorum evet. Tabii. Ondan sonra Feyman kulübünde de işte o zaman TRT Metronom diye bir topluluk var. Evet. Onun da şefi benim arkadaşım. Bateri çalıyor falan. Baba dedi beni dedi rahmetli Cem Karaca şeye çağırıyor. Almanya'ya gel burada bir grup kuracağız Haluk. Sen de gel falan. Dedim baba sen tamam da ben elektrik tesisatçı falan mı gideceğim de. Ya bir Almanya'ya gidişim var. Ya şu inadı Almanya'ya inat. Almanya'ya böyle gittin yani. İnadım inat kitabını oku ya. Okuyayım ben gerçekten. Ya, oku Kur'an çarpsın. Bak kitabı varmış hocam. Ben bilmiyorum. İnkılap yayınları. İnkılap yayınları. Orada bir oku bak. Orada anlatıyorum. Peki bence. Sporla hiç alakası olmadan Almanya'ya gittin abi. Yok şimdi ben şöyle planladım. Biz İsviçre'ye gideceğiz önce. Hı. İsviçre'de bizi konsoloslukta bir abimiz var. Dedi gelin burada İsviçre'de dedi. Burada çalışırsınız çünkü 700 tane turisti işçi yapacaklar dedi. Ha, oraya çok Türk göçü var tabii. Yani şimdi biz ertesi gün Cenevre'ye bindik uçağa geldik abi. Konsolosluğa gittik. Pazartesi günleri konsolosluk kapalı olurmuş. Tamam kaldık eyvah dedik nerede yatacağız lan biz. Çok frank abi pahalı zaten biz. Param arıyor, gittik annemin yüzüğü, arkadaşımın bileziği, dil de yok. Dil, İngilizce, işte İngilizce çatlat okullarda ne kadar öğreniyorsa o kadar. Ertesi gün biz onu bulduk neyse. Bizi tanıştırdı insanları söyleyeyim. Mıgırdış Selefyan, Yahya Demirel. O zaman onlar da Türkiye'den o tarafa gitmişler, aa, tamam mı? Dedi gelin tanıştırın. Dediler ki ya kardeşim bu Cenevre'de 40 tane Türk'üz biz. Siz gidin şeye, jüriye. Tabii. Baba anlatsam sana var ya, programa sığmaz yani. Ya neyse ya. Sonra oradan? Oradan biz Almanya'ya bir dere gibi bir yerden yüzerek geçtik karşıya. Kaçak. Bayağı kaçak giremiyorum göçmen abi. Gibi ya. Tabii. Polisler yakaladı ormanda bizi. Almanca sıfır dışarı çıkardılar. Ya. Yok ki vize giremiyorsun. Ha, ondan yok ya. Yani. Hayır Almanlar bizi ben gittiğimde Nisan Mayıs aylarıydı. Eylül ayında vize koyacaklar diye hiçbir Türk'ü sokmuyorlar Almanya'ya. Ya, peki, ben Türk'üm değilim desem olmaz. Hayır, arkadaşının bir derdi var.
Orkestraya sızacak. İşte ben de arkadaşımla beraber işte orada antrenörlük işlerine saplanacağım. Ona saplanacağından eminsin ama. Yani ona taktık benim kafayı. Niyetim Köln'e gidip Köln Spor Akademisi'ne gitmek. Hah, böyle bir hedef hedefim var ya. Hedefim bu. Heh. Çünkü bana dediler ki buradan bu imkanlarla sen gidebilirsin. Çünkü üniversite bitirdim, futbol oynadım. Çünkü Türkiye'de kurs açmıyorlardı. O dönemde antrenör nesli yasaklamış abi. 5 seneden beri benim Türkiye'de antrenör kursu yok. Diye. Ulan ben antrenör olmak istiyorum. Kurs yok. E nasıl olacak bu? Dediler ki federasyona gittim. Yine rahmetli Doğan Andaç vardı. Evlat açamıyoruz biz kursu dedi. Ama dedi dünyada bir tek bir yeri kabul ediyoruz. Almanya'daki bu yeri bitirip gel Türkiye'de karşılığı bu dedi. Allah. Baba benim Almancam yok, şeyim yok. Beni alırlar mı oraya? Yok dedi şartlarına uyuyor dedi git dedi. Sen baba de... gittik Almanlara neyse bir sürü bir zaman sonra okula vardık. Bir sene falan geçti. Almanya'nın içindeyim yani. Okula varmam bir sene geçti abi. İnşaatta çalışıyor, orada çalışıyor. İnanmıyorum. Ya yani. Nasıl? Enteresan bir hayat. Şimdi bizim Murat Şeker'i tanırsın. Tanımaz mıyım? Murat dedi ki abi dedi senin şu kitabı senaryolaştıralım. Senin, Allah aşkına şunu dedi, yani. Şunu bir oyna dedi ya. Bak mesleğini elinden alacağım birader. Abi sen saygı duyar önünde iliklerim. Hakan ismim Yılmaz birader. Pardon onu karıştırdım abi. Ve bana rahmetli dedem. Dede dedim ya, niye Yılmaz ismi koydum? Anam ağlıyor bir şey yapana kadar dedim, tamam. Rahmetli. Bize onu, hakikaten insanlar isimlerini şeyini çekiyorlar. Çok doğru. Sıkıntısı. Evet, var öyle. Ben ama şunu çok net söylüyorum buradan herkese, bizi izleyen gençlere özellikle. Lütfen. Kafanıza bir şeye takın ve onunla ilgili hazır olun mücadele etme. İstediğiniz her şey olur. Aynen. Aynen. Hazır olmak için biriktirin, donanın değil mi? Tabii, donanım da. İşte o mücadeleyi verdikten donanımsız sonra. Donanımsız yok öyle boş muhabbetli olmuyor iş ya. Yani. Kitabın adı neydi? İnadım İnat mı? İnadım İnat. Bana kim yazdırdı o kitabı biliyor musun? Kim? Suna Yakın. Vay. Yılmaz dedi ya. Ben dedi masada konuşurken herkes beni dinler. Sen konuşuyorsun ben seni dinliyorum dedi. Şu anlattıklarını anlat kitabın ilk müşterisi benim. Allah aşkına yaz dedi. Peki Almanya'dan döndük. Eğitim bitti. Türkiye'ye döndük. Ve Türkiye'ye nasıl bir gururla döndük Yılmaz abi? Eğitim, artık benim eğitim diplomam. Bitti dönmedim. Nasıl ya? Ha orada kaldın. Ben oradayım. Daha eğitimin bitmesine de işte bir diploma tezim, birkaç tane sınavım kaldı derken Ergün Gürsoy. Galatasaray'ın eski meşhur başkanım. Sportif korusunun tam futbol şubesi sorumlusu, ikinci başkanı falan. O dönemde de kongresi yanlış Galatasaray'da. Bir gün bana dedi ki Yılmaz dedi, Kayserispor'un Galatasaray'la UEFA maçı oynayacağız. Maça gidelim mi? Ben ilişki kuramadım yani maçla Galatasaray'ın ne alakası var dedi ya ben kongresiyim sana söylemedim hiçbir şey. Yani bir bak gidip beraber görelim. Neyse maça gittik falan. Ergun abi artık Türkiye'den ayrı şey Almanya'dan ayrılıyorlar. Sonra giderken bana Yılmaz dedi ya ben sana destek olmak istiyorum dedi. Sen dedi şöylesin böylesin helal olsun falan dedim de geldi gurbette yalan söylemek kolay. Baba gitti. Yalnız giderken dedi ki bana şu A lisansını burada bitir, Türkiye'deki karşılığı teknik direktörlük dedi. Hmm. Tamam abi dedim, ben de A lisansını 86'nın Nisan'ında yaptım. Ergun abi, ben Nisan'da bitirdim. Eylül ayında telefon. Yılmaz, çabuk atla gel İstanbul'a. Özkan Sümer Malatya Spor'a teknik direktör oldu, senin yanına yardımcı olarak kabul ettirdim. Dedim abi, tamam da benim burada daha... Bir şey bitmedi kaldı, bitmedi. Artık teknik direktörü kursunu şu gün gel dediler, yapmam lazım. İşte okulu da bitirmem için birkaç sınavım kaldı, bu kadar sene uğraştık. Gel dedi, sonra yaparsın onları. Bak dedi, bu Türkiye'nin şu anda number one antrenörü bu. Onun yanında pazarın içine gir o evlat dedi falan. Biz geldik sağ olsun, Allah rahmet eylesin Özkan abi. O da Özkan abi beni yanına kabul etti, antrenörlüğü başlatan o yani. Ve beraber bir hocamla bir 6 ay Malatya Spor'da birlikte olduk ve sonra ayrıldı. Ben orada devam ettim oldu ve bir başladık abi. 2 sene, 3 sene senenin antrenörü seçildim. Vay be. Böyle bir şey var mı? Girişe bak. Peki o süreçte yardım ilk antrenörlüğünde yine Malatya'da oldu değil mi? Peki, antrenörlüğüm o zaman, de teknik direktörlüğüm. Yani teknik direktörlüğüm. Yani deyimleri yanlış kullanabilirim. Özür dilerim. Kulübede tek başına kaldığında, ilk maçını hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Hangi maçtı? Gençler Birliği maçıydı galiba. Gençler Birliği maçıydı. Peki o yani şeyi hatırlıyor musun daha doğrusu? Benim en çok mesela merak ettiğim bir futbol seyircisi olarak keşke bir sistem olsa da yedek kulübesine kamera koysalar ama kameradan haberleri olmasa. Yani tabii soyunma odası değil ama yedek kulübesi. Yani orada çok maçtan önceki sohbeti
Bir de maç esnasında sahadaki, şu anda mesela seyirci yok ya, ben böyle televizyonun sesini açıyorum, aralarında ne konuştuklarını dinlemeye çalışıyorum. Çünkü o sosyal ilişkiyi çok merak ediyorum. Çünkü neden orada, biliyor musun? Orada kulübe de kalmadı. Hepsi tribünde oturuyor artık biliyorsun. Artık öyle oldu. Aynen oldu. Hepten aldılar. Şu anda tam bir maskara. O diyaloğu çok merak ediyorum. Mesela ilk maçta bildiğiniz şeylerin haricinde çocuklara ne söylediniz mesela? Ve sonra o söylem mi doğru kaldı hayatınızda? Neleri değiştirdiniz de söylem bu noktaya geldi? Şimdi bizim Türkiye'de genelde hep işin duygusal boyutu ön plandadır. Evet. İşte bazen mesela bizim hocamız vardı Fethi Demircan. Allah ömür versin, eski nesilden bir o kaldı hemen hemen. Yaşıyor hala 80 küsur yaşında. Mesela küt diye girermiş soyunma odasına İstiklal Marşı'nı söyleye söyleye. Allah Allah. Herkes ayak kaldı. Onun da motivasyon tarzı bu yani. Asker gelme onu değil ki. Askerden dönme. Evet, askerden yani. Dönmedir o tabii. Ha. Ondan sonra İstiklal Marşı ile Fethi abi başlar. Şimdi karşınızda bir grup var. Her hafta diyorsunuz kazanmamız lazım. Her hafta aynı şey söylüyorsun. Abi herif kadık çiğir seni. Lan kazanmamız lazım. Biliyoruz da nasıl? Ha. Yani beni bir iç dünyamı hareketlendir evet. Birader yani. Şöyle tahrik olayım. Hani harekete çünkü geçiyor. İnsanın tüm enerjisini harcadığı dönemler ya ölüm tehlikesi olduğunda ya da çok ikna edildiğinde. Bravo. Bütün kimyasal olay değişiyor. Oraya durumda. Değişiyor. Doğru. Biz de tabii antrenörün bir baktım ben ki antrenör çok entelektüel birisi olması lazım. Evet. Antrenörün her şeyle ilgili bir şeyler konuşabilecek durumda olması lazım. Gün geliyor terörle, gün geliyor ekonomiyle, gün geliyor Türkiye'yle, coğrafyasıyla. Aşkla, sevgiyle, her şeyle, şefkatle her, tabii. Ya hep futbol aile. Terimleriyle yenmemiz lazım. İyi de kardeş nasıl? Yani bir beni tahrik et. Tabii. Şu içim oynasın bir peki, yani. Peki tamam. Abi sen nasıl tahrik ediyordun futbolcuları? Yani konuşmacı tarafı çok önemli. Çok önemli. Hakikaten bazen bir kelime söylüyorsun, bir bakıyorsun gözlerin içine, sonra çıksak da parçalasak gibi oluyorlar. Bazen sen de çaresiz kalıyorsun, artık konuşacak bir şey kalmıyor. Yani hele şimdi 21 takıma çıktı, 40 tane maç. Tabii tabii. Eskiden 34'te götürüyordu kendini de. Bitmiyor değil mi? Anlat anlat. Çok yani. Önemli ya. Vücut ama tonu, en önemlisi her maçtan vücut önce... Vücut dili, ses tonun, işte konuşmacı tarafın, yani bir tiyatrocu değil antrenör. Tabii ki. Öyle bir eğitim de alıyor ama bize Almanya'dayken drama dersleri veriyorlar. Vay. Tabii. Mesela Bonn'da bir retorik okulu vardı. Bizi de oraya götürdüler. İki tane üçer günlük seminer yaptırdılar. İşte vay. Konuşma sanatı mesela çıkarıyordu bizi böyle masanın üstüne. Herkes oturuyor. Oradan bu takım küme hitabi. Düşüyor bir maç konuşması yap diyordu mesela. Vay. Sen işte oradaki şeyine falan işte nerede yükseleceksin, nerede ineceksin, nerede hep bakarken, konuşurken kime gözlerin içine bakacaksın. Bence çok önemli falan. Değil mi hocam? Tabii ya. Şimdi ben... Türkiye'de bakıyorum maç konuşması. Bitiyor abi. Herkes böyle diyor. Evet kaybettik ama önümüze herkes önüne bakıyor abi. Önümüze çok, bakacağız. Çok doğru söylüyorsun. Abi, bu önümüze bakacağız da. Bazen hocaların konuşmasını seviyorum. Hocanın konuşmasında, basın toplantısında hocanın dediğini ben anlamıyorum. Futbolcu olsam zaten anlamam diyorum. Yani hani bir iletişim kurma gibi bir şey derdi başka bir şey. Yani hani o bir şey anlatması, detaylandırması, teşbih yapması, benzetmesi falan yoksa... Mesela bakıyorum ben, kaybeden hiçbir şey konuşmak istemiyor. Kazanan sabaha kadar konuşuyor. Ya kardeşim kaybetmenin de bir nedeni var. Tabii. Onu anlat. Taraftarın evet. Senin öğrenmek istiyor. Evet yani. Aynen. Onu anlat. Sen suçluysan... Adam bir tane hücum yapmamış, bir sürü gol kaçırdık diyor. Ulan kim, nereye baktık biz böyle hep beraber. Ben mesela her meslekte böyle bir sorun var. Bizde insanı eğitenlerin eğitilmesi lazım. En büyük sorun bu. Yani eğitici sorunu var. Çünkü uluslararası boyutta antrenör yetiştiremiyoruz. Evet. Niye? Bakıyorsun içeriye. Ben mesela Almanya'da 6 ay bize bir kurs sürdü. Burada 20 günde bitiyor abi. Evet. 20 günde sana öyle bir mesleği atölye öğretmeye gibi. Çalışıyorlar ki bu mesleği, bu diplomayı alınca eline milyonlarca lira para kazanacaksın. Bu kadar ucuz mu abi? Bu kadar ucuz olmaması lazım. Bu sürecin bence en önemli dönemini şu anki gündemin içinde olduğu için söylüyorum ama hani inadı aslında Covid'de de yaptım bence. Değil mi? Acayip... Çok acı çektik be. Acı bir dönem geçirdin. Vallahi. Yani hiç böyle tatsız bir şeyden bahsetmek istemiyorum ama... Ama hani, öğrettiği çok şey oldu ya. Yani sana öğrettiği çok şey olduğu için olmaz bunun altını ya. Çizmek istiyorum. Yani. Olmaz mı ya? Mesela ben öldüm. Allah herkes uzun ömür versin. Ve böyle ışıklar mışıklar bir yere gittik. Abi şimdi bu tarafa gitmek istiyorum. Böyle misinelerle sarılmış böyle. Misine gözükmez biliyorsun. Şeffaf bir şeydi. Ulan beni bir yol yapmış hep o yoldan götürüyor. Ben tercih edemiyorum yani gidiş şeklini. Ve sonra öyle bir yere geldik ki
Dedim ya Allah'ım ya, bir yanlışlık var dedim. Benim daha bir dakikam vardı, beni erken aldınız buraya. Bak Allah canım var. İnanmıyorum. Ya bırak dedim şu bir dakika, evime gideyim, çocuklarımı seveyim de geleyim ne olursun dedim. Bak sonradan toparladık ya işi. Ya meğer o yaşanmamış dakikalar var ya. Hiçbir şey yaşamıyoruz biz. Hep erteliyoruz. İşim var, işte toplantım var. Ya ne geliyorsa içinden yap be kardeşim. Aynen değil mi? Yani sonsuza sonra, kadar yaşam yok ki ya. Sonra anı fark orada ettim. Orada çok evet. Anı fark ettim. An yaşamanın çok önemli olduğunu orada hissettim. Burama müthiş. Kadar hissettim yani. Müthiş. Vallahi. Büyük geçmiş olsun. Onu öğretti bana. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. İnsanlar hani öldükten sonra hep deriz ya iyi insan be, heykelini yaparız bir şeyler. Ya ben köşeden döndüğüm için canlı olarak bunları görmek çok güzel. Ya nasıl mutlu oldum anlatamam sana. Çok güzel olmuş. Vallahi billahi. Ben de çok daha fazlasını hak ediyorum. Ya mesela Ermeni, Rum, tabii. Süryani arkadaşlarım arıyor. Ağlayarak ne diyorlar güzel. Ki hocam Meryem anamıza dua ediyoruz. Yani. Bak o Meryem anadan kurtarıyoruz. Düşünsene. Işi. Yani çok hoş ya. Ne farkı var ki aslında? Çok yani önemli. Hepsi Allah'a dua ediyor. Tabii canım. Şekli farklı sadece. Tabii ya, tabii. Önemli olan niyetin gönlünün temiz olması. Böyle bir dönem yaşandı ve iyi ki yaşamışım. Daha başka görmem mümkün oldu bazı şeyleri. Evet. Çok hoş tabii ya. Ne güzel. Ne güzel, harikasın. İyi ki bizimlesin yani. Ama sen sakın olma yani. Yok. Böyle iyi yaşadın diye olmuyor musun? Değil mi? Bize onu başka türlü, o sınavı biz başka türlü geçebiliriz. Evet, biz de Covid önlemleri dahilinde bu çekimi yapıyoruz şu anda diyerek. Şimdi sırt sırtaya gideceğiz Yılmaz abi. Bir 10 dakikanı daha alacağım. Tabii. Mekanın sahibine geldik. Sırt sırtayla devam ediyor efendim. Mekanın sahibine geldik de şimdi sırt sırta sorulara geldi sıramız. Küstük birbirimizi arkamızdan. Yılmaz abi bir şey söyleyeceğim. Bir maçın skorunu değiştirmek istesen bugüne kadar hocalık yaptığın sürede hangi maçın skoru değişsin isterdin? O kadar çok ki. Hadi ya. Ama Trabzon Bursa Spor maçın skorunu değiştirmek isterdim. O da çünkü bana Metin Aşık dedi ki bu maçı kazan Türkiye Kupası finaliydi bu. Ha. İlk maçı 3-0 kazandık. İkincisini 4-1 mağlup olsak bile biz şampiyon oluyorduk. 5-1 mağlup olduk abi. Aa. Tabii ya. Trabzon'un başında mıydın? Hani yanıyorum. Bursa. Yensek Bursa'nın başında. Bursa'nın başındasın ve 5-1 yenildin. 5-1 yenildik. Çünkü ben cezalıydım, türbündeydim. Aa. Ensemde de bir takım aletler. Hani iyi ki yenildik. Sonra ben bir demeç verdim. Bir daha bu Trabzon'a gelelim, seyahat edelim dedim. Ve birkaç sene sonra gidip Trabzonspor'un antrenörü oldum. Bana ilk sordukları gazetecilerin, hocam hani sen gelmeyecektin, hayırdır falan. Dedim şakadan da mı anlamıyoruz kardeşim? Peki, maçın ilk yarısı 2-0 mağlupsunuz. Kulübeye gireceksin, pardon soyunma odasına gireceksin. Soyunma odasıyla kulübe arasındaki o süreçte ne düşündün, düşünüyorsun? Yani sanki... Konuşmanı düşünüyorsun. Sanki bir şeyi biliyormuşsun gibi sordun ha. Fenerbahçe 2-0 mağlubuz, Bursa'da antrenörüm. İşte kaç bin kişi alıyorsa Sıdat ağzına kadar dolmuş, kıyamet bir atmosfer. 2-0 mağlubuz. Allah rahmet eylesin. İbrahim Yazıcı, abi Zahir Yazıcı ile aşağı inmişler tribünden. Tam koridorda yakaladım. Dedim lütfen gidin şu hakemin odasını bir tekmeleyin önce. Deyin ki nasıl maçı yönetiyorsun, Allah falan yıkın ortalığı. Ve sonra dedim İbrahim abi senden bir ricam var. Gir dedim soyunma odasına. Çocuklara de ki, bütün hepiniz atılın lan, atın tekme atın bunlara. Nasıl ben başkanım burada, her şeyi kabul ediyorum falan, bir kıyameti kopar. Neyse, İbrahim abi içeride bağırdı çağırdı. Dışarı çıkarken ben de kapıdan içeri giriyorum durumu oldu. Ve şaşkınlıkla İbrahim abiye baktım. Ne yapıyor bu? Ne işi var? Bilmiyormuş gibi. Evet. Sonra içeri girdim. Dedim hayırdır çocuklar ne oldu dedim. Dediler ki hocam başkan böyle söylüyor. Oğlum o kafayı mı yedi dedim. Öyle şey mi olurmuş dedim tekmemek be. Bakın şöyle şöyle yapacağınız. Hadi aslanlarım benim çocuklarım. 3-2 yendik Fenerbahçe. Yani resmen aslında... 3 tane golü de Küçük Eren atmıştı. Vay evet, çok keyifli bir gündü ya. Vay canına ya. Değişik bir taktikmiş. Onu o sırada kulübeden çıkınca mı yani? O soyunma yani? Odası. Ya sen mesela çok iyi bir antrenör olmuşsun ha. Çünkü oynama kabiliyetin var ya. Bana şöyle yaz. Bana 15 dakika yetmez anlatmak için. Vallahi. Yani ben o kulübe, o devre arasında bütün herkes sahaya çıkar. Benim takım çıkamayabilir. Ya, daha bitirmedim diye. Bana çocuklar, şimdi futbolcular efsane gibi anlatıyorlar.
Hocam diyorlar ya, orada buz kovası vardı, kovaya bir tekme attım, kovaya mümkündür ayağın kırılması lazım, buz dolayacak. Ben halbuki içeri girmeden önce dedim ki malzemeci, kovanın içindeki buzları boşalt lan dedim. Tamam. Olmaz abi, her şey mizansen, her şeyi ayarlıyorsun bu arada. Ya bunu çok çabuk düşünmen lazım. Peki bir şey söyleyeceğim, mesela o bizim... 5 dakika zamanım var orada. İzlediğimiz maçlarda mesela senin yerlerde yuvarlandığın şeylerde mizansen olamaz. Daha önceden hazırlanmış pardüse falan giyip falan böyle bir... Ya o kadar o kadar yani da değil diyeceğim. Yani... her şey hazırlıklı olamaz. Ben tabii öyle oynamayı başaramadım. Ben tam sevinci ve üzüntüyü tam özümleyerek yaşıyorum. Dolayısıyla... Evet, buraya dönüyoruz tekrar. 51 yaşında bypass olduk kardeşim. Benim alete karşı konuşturuyorsun. Göz tamam. Göze gelmekten korkuyorsun. Peki, bir şey söyleyeceğim. Yılmaz abi, en büyük pişmanlığın nedir? En büyük pişmanlığım diye bir şey yok. Bir şey yok, süper. Ya yaşanmışlıktan pişman olunur mu ya? Onlar öğretiyor insana. Peki bugüne kadar kaybettiğin maçlarda üzüntünle yaptığın en acayip şey nedir? Yani duvara yumruk atmak, sinirlenmek, kafa atmak falan. Yani ne yaşadın en büyük, en fazla şey? Hakeme saldırdım ve 10 maç ceza aldım. Hakeme çok sinirlendin ve saldırdın ya. Yani tabii ki Anadolu kulüplerinde eskiden hocalık yapmak daha zordu. Çünkü bugün yine VAR sistemi bilmem ne derken biraz adaletli oluyor. Buna rağmen tartışılıyor. Evet. O dönemde nasıl öyle bir şey yok. Peki Yılmaz abi sen Almanya'ya gitmiş, bu işin bilimini okumuş, mektebini okumuş bir adamsın. Baktığında gayet prof yani, profsun yani. Peki bu noktaya nasıl geldi Yılmaz Vural? O delirme noktası. Evet yani. Ya normalde senin hani küçükken de mesela maçlarda kaybedince harekete geçiyor muydun böyle? Sinirleniyor muydun yani? Ya insan sinirleneceği şeye sinirleniyor tabii ya. Yani onun okumuşlukla falan alakası. Abi abi. Yok yani sinirlenince sinirleniyor ya. Doğal insan davranış yani. Ha tabii ki mesela... Doğru bir şey mi? Değil bana tabii bir ki. Bir profesör abimiz dedi ki, ben işte üniversitede profesörün olduğumuz için okul takımda oynayamıyorduk. Hocalar da bizi yardımcı hoca gibi kullanıyordu. Kütahya'da üniversiteler şampiyonasında işte biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'de final maçı oynuyoruz. Derken 1-0 yendik ama oradaki stresten acayip sıkıntıdayız. Geldik otele Kütahya'da. Arkadaş şu boşluğuma bir ağrı girdi, duş alıyorum orada, suların içine ölmüşüm, haberim yok bir şeyden. Neyse bir baktım gözümü açtım, başımda bütün takım toplanmış ağlıyor, öldü bu falan filan. Simsiyah, bir kalktım simsiyah, Allah Allah ne oldu bana? Neyse normale döndük, normal oldu. Fakat yani bu değişimi merak ettim tabii. Bir dakika sonra ölmüşken yanlandık ve normale döndük, ne oldu bana? İşte Ankara Üniversitesi bütün tahliller falan filan. Dedi ki profesör, evlat dedi sen ne iş yapıyorsun? Dedim öğrenciyim. Yok dedim, yani sınav stresi mi yaşadın? Yok dedim, sınav mıram yoktu. Ya dedim aklıma geldi. Biz antrenörcülük oynuyoruz hani üniversitede. İşte böyle bir maç oynadık, orada böyle oldu. Ben şeyde işte banyoda şöyle oldu, buram ağrıyor. Bak dedi, sen dedi adrenalin yerine ne adrenalin diye bir şey salgılamış vücudu. Allah. Bu çok uzun sürerse, ters bir salgıymış o. Çok uzun sürerse şoka girip ölebiliyorsun dedi. Senden dedi, madem dedi mesleğim antrenörlük olacaksa ileride, senin dedi sevinci ve üzüntüyü tam özümleyerek yaşamaman lazım. Çünkü senin hayatın böyle geçecek. Peki, bir hafta sevinç, peki bunu bir hafta... zamanında doktor sana söylemiş Yılmaz abi. Ben ama beceremedim. Yani, ya orada oynaman iyi, lazım. Ondan sonra bir daha olmamış yani. Oynaman lazım orada. Her şeyi yani üzüldüğün yerde sevinirsen ayıp olur yani. Sevindiğin ya yerde tabii ki sevinemezsin tabii. Yani sana da tavsiyem o, dikkat. Doğru fazla strese girmemek lazım. Fazla strese girmemek lazım. Bypass olursun 50 yaşında yoksa. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok da vaktini almak istemiyorum Yılmaz abiciğim. Bu arkamı niye döndüm ben anlamadım. Ama işte buraya konuşuyoruz ya. Mekanın sahibine geldi. Hoş geldin, sefa getirdin. Çok güzel şeyler anlattın bize hayata dair, kendi hayatına dair. Bence bir futbol profesörüsün, futbol filozofusun sen. Bakış açını çok seviyoruz. Sen bize lazımsın Yılmaz abi. İnşallah bir günde Fenerbahçe'nin başına geçersen seni orada görmekten çok mutlu oluruz tabii ki. İnanır mısın? İşte şimdi gündemde hoca gitti, hoca geliyor, hoca bir arayan şey soran var mı Yılmaz abi? Ya binlerce. Bak yemin ediyorum sana atılan mesajlar. Niye gelmiyor? Başımıza gelsene. Ya kardeşim simitçi miyim ben? Yani çağırırsan geleceğiz yani.
Çağırmazsanız nasıl geleyim yani? Gerçekten. Ya seni çocukluğumdan beri bir hayalim vardı. Benim bir arkadaşım vardı Osman Üniversitesi'de. Ulan Osman, bir gün ben bu Fenerbahçe'nin hocası olup oradan sana böyle yapacağım falan derdim. Neyse, yani bir yere kadar geldi de oraya gelip de Osman'a böyle yapamadık hala. Ya yani gerçekten Osman'a bunu yapmak için değil ama bize en azından hey falan yapmak için ya, bunu yapmalısın, kulübeye Hakan, gelmelisin. Zaman ya. Kalmadı be birader, aceleydin biraz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle olduğun için çok mutlu olduk. İyi ki varsın, sağ ol, var ol. Ben de oraya yapayım bari, dur. Yeter arkana dönmeyeceğim sana. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel hikayeyle buluşmak üzere. Ama demeden sen niye deniyorsun? Demeden önce. Ben bu mumu bir yerden tanıyorum. Tanırsın. Didem Sevinç Atölyesi'nin yaptığı bu muhteşem kokulu ve mermer. Çok para verildiği için onu söyleyeyim sana, bak bayağı ağır malzeme yani. Öyle ucuz değil mazal. Sponsorumuz çok iddialı. Yaşasın Didem. Yaşasın Didem. Teşekkür ediyoruz Yılmaz abicim. Bana bak, niye demiyorsun abone olun? Abone ol, evet ben bu... De abi olur demek mu? Lazım. Bu işin hocanı bu. Sen de Yılmaz abi. Lütfen kardeşime abone olun. Teşekkür. Gariptir çocuk, yeni başladı. Allah razı olsun. Çabuk arttıralım yani. Sağ ol. Hadi güzel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim efendim. Abone olunuz, likelayınız ki böyle güzel insanları daha çok çıkartabilelim. Mekanın sahibine geldik de görüşmek üzere.